Adım İlker Öztürk, küçükbaş hayvan yetiştiricisiyiz. Ocağın altısında küçükbaş hayvanlarımızda salgın hastalık dolayısıyla yüksek kayıplar oldu. Bununla ilgili ilçe tarım müdürlüğünü aradık ve bizim yapabileceğimiz bir şey yok. Siz kendiniz koyununuzu Samsun'a getirin dedi. Benim ısrarlarım üzerine, BİMER'i aramam üzerine bir gün sonra gelip kan almak istediler. Burada içeri girmeden dışarıya kadar hayvanı sürdük, kanı alıp gittiler. Biz ölümlerin devam etmesi üzerine tekrar Samsun'a koyun getirdik. Orada koyunun kafasını kesip baktılar. Beyinde kurt olduğunu anladılar ve kurttan ölümün sebebinin kurt olduğunu söyledi oradaki profesör arkadaşımız. Ve kesin sonucun cuma günü çıkacağını söyledi bize. Biz oradan geldik, parazitel ilaçlamayı, beyin kurdu ile ilgili ilaçlamaları yaptık. Ve ölümlerin hala devam ettiği bizi rahatsız etti. Boyabat'tan bir veteriner arkadaşla görüştük, profesör olduğunu düşündüğümüz. Ve gittik bir hayvan götürdük oraya, canlı hayvan. İçini kesti, rahatsızlığın enterotoksemi olduğunu söyledi ve şu ilaçları kullanın diye bize aşı verdi. Geldik burada tekrar aşılarını o gece yaptık ve ertesi gün tekrar Samsun'u arayıp enterotoksin üzerine yoğunlaşmaları için profesörle görüştüğümde koyunu biz imha ettik, siz tekrar bir tane daha koyun getirin cevabı bizi çok üzdü. Biz de buradan arası çok uzak ve maliyetli olduğundan zaten kaybımızın yüksek olduğundan dolayı gidemedik. Tekrar ilçe tarım aradım ve il tarım aradım. Bunun akabinde Tarım Gıda Hayvancılık Bakanlığı'nı aradım. Tekrar veteriner hekimler geldi ve buradan numune aldılar. Tekrar Samsun'a götürdüler. Onun sonucunun da daha yazılı olarak elimize geçmedi. Ne olduğunu da bilmiyoruz. Kaybımız şu ana kadar 55'in üzerinde koyun ve 75'in üzerinde kuzu olarak kaybımız var. Maddi anlamda ise bunu aşağı yukarı 50 bin civarında maliyeti var. Şu anda yetkililerden yardım istiyoruz. 6 Ocak tarihinden itibaren hayvanlarımızın hastalığıyla uğraşıyoruz. Bugün 23 Ocak. 17 günden beri kendi imkanlarımızla gitmediğimiz yer kalmadı. Artık gidebilecek hiçbir yerimiz yok. Çünkü bütün imkanlarımızı kullandık. En son Samsun'a hayvan götürürken araştırmaya arabamızın yakıtını bile veresiye aldık. Söyleyeceklerimiz bunlar. Bizim şahsında İlker oğluma söylüyorum. Ekonomik olarak bütün kaybınızı ne şekilde olursa olsun absorbe etmeye çalışacağım. Ziraat Bankası'na olan borcum ne kadar? Ziraat Bankası'na 30 bin lira nakit borcum var. 10 bin lira da zirai traktör aldık. Onun ödemesi var. 40 bin liraya yakın borcum var. Nakit borcum. Pekala, bunu aylık ödemeler halinde mi ödüyorsun? Hayır. Nasıl ödüyorsunuz? 12. ayın 35'inde 30 bin lira ödeyeceğiz. Haziran ayın 2'sinde 10 bin lira. 10 bin lira. Peki bunları şu andaki gücünüzle eğer böyle giderse, bu telef devam ederse ödeyebilecek misiniz? Ödeme imkanımız yok. Yani... Peki ödeyemezseniz neler olacağını biliyor musunuz? Biliyoruz yani. Çocuklar bakın, sizi bu ekonomik güçsüzlüğünüze gerek bankalar bazında gerek ben şahsi bazda bunları karşılamaya çalışacağım. Bunun için size kesin bir söz vermiyorum ama sonuna kadar arkasında olacağımızı bilmenizi isterim. Çünkü siz 200 bin lira gibi, 150-200 bin lira gibi sizce çok büyük olan bir rakamı korkusuzca bu işe yatırmışsınız. Hepinizi kutluyorum, gözlerinizden öpüyorum. Teşekkürler. Sizin bu cesur hareketiniz böyle olmamalı. Bu devlete bunu mutlaka ve mutlaka empoze edeceğiz. Mutlaka çocuklar. Biz işsiz kalıp da bir etmiyor. Nevi zevkle bu işi yapıyoruz. Abim 2 yıllık üniversite mezunu, ben lise mezunu. Ne kadar güzel. İşsizlikten değil, dede mesleğini ele aldık. Biz zevkle köye dönüş yaptık. İstanbul dedik, elin yaması olacağımıza kendi işimizi yapalım dedik. Ne kadar güzel. Ama devletimiz çok yardımcı oldu, sağ olsun. Şurada en yetişkin olanımız 28 yaşında. Çok güzel. En yetişkin olanımız 28 yaşında. Evet. Yani biz evet. Bu bir şeyler yapalım diye uğraştıkça hani ki gerek ki devlet büyüklerimiz bize hani önde yardımcı olacağı yerde köstek oluyorlar. Köstek oluyor. Evet. Biz evet, kimseden evet. Bir şey istemedik. Sadece hep kendi imkanlarımızla borçla harçla bir yerlere geldik. Evet. Evet. Hani biz istiyoruz ki biz gene kendi halimizde kalırız ama hani bize gördükleri yerde de bir yardım etsin. Şimdi çocuklar bakın. Bu işten kesinlikle siz kaybetmezsiniz. Siz kaybetmeyeceksiniz. Çünkü bu meslek sizin elinizde, tabii ki. Bu yürek, bu beyin sizde var. Bundan ancak size ilgilenmeyen, köstek yapan devlet kaybeder. Aynen. Neler kaybeder devlet? İnsanını kaybeder. Devlet toprağını kaybeder. Siz bundan hiç kaybetmeyeceksiniz çocuklar.
Hepiniz yolu açık olsun. Hepinizi gözlerinizle öpüyorum. Çok teşekkür ederim. www.vitrinhaber.com Sinop'un haber vitrini.